Türkiye'nin seçim sürecine girmesi partilerin yurt dışı ziyaretlerini hızlandırdı. Altılı Masa bileşeni CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve masanın ortağı HDP, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Altılı Masa'nın ortakları Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez-Amor'un daveti üzerine buluştu. Böylece HDP ile aynı masada bulunmayız açıklaması yapan İyi Parti'de PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile Brüksel'de bir araya geldi. Brüksel'de yapılan toplantıya ABD'ye 13 maddelik mütabakat için giden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan da katıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke ve HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy da toplantının katılımcıları arasında yer aldı. DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım da partilerini temsilen hazır bulundular. Avrupa Parlamentosu raportörü Amor, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Amor, Friederich Ebert Vakfı'nın Türkiye temsilciliğinin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum dedi. Amor görüşmede Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduklarını da kaydetti. Toplantının sponsoru Friederich Ebert Vakfı da Türkiye'deki ayrılıkçı yapıları ve LGBT faaliyetlerini fonlamasıyla dikkatleri çekiyor. Friederich Ebert Vakfı, Almanya'da Alisiz Alevilik siyasetlerinin de finansörleri arasında yer alıyor. Vakfının Türkiye'de en yakın olduğu kurumların başında Soros bağlantılı TESEV geliyor.